Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalardaki gündemde olan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sonrasında bir miktar gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili vergi paketinden çıkan unsurların detaylarını yorumlamaya çalışacağız. Ersun Bayraktaroğlu konuğumuz olacak. Programımızın son bölümünde ise İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen bizlerle beraber olacak. Kendisiyle de hem son dönemde alınan kararların yansımalarını hem Türkiye'deki altın piyasasının gidişatını yorumlamaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var ona bakarak başlayalım. Bloomberg HT'nin enflasyon anketinde piyasa katılımcıları Temmuz ayında aylık enflasyonun %3.3 seviyesine yükseleceğini öngördü. Anketteki medyan tahmine göre Temmuz'da yıllık enflasyonun %62 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Anket katılımcılarının 2024'e ilişkin yıl sonu enflasyon tahmini ise önceki anket dönemine göre 1 puan gerileyerek %42 oldu. Fitch Ratings, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan siyasi ve jeopolitik belirsizlik ortamında ülke ekonomisinde yavaşlamanın yaklaştığını belirtti. Ancak kurum, Amerika'nın ekonomisinde resesyon beklenmediğini vurgulayarak son enflasyon ve iş gücü piyasası verilerinin bu ihtimali desteklediğine işaret etti. Fitch, Fed'in bu yıl 2 faiz indirimine gideceğini de öngörüyor. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Brüksel, Donald Trump'ın yeniden başkan olması senaryosuna karşın iki aşamalı bir ticaret stratejisi geliştiriyor. Buna göre Avrupa Birliği yönetimi Trump'a ikinci kez başkan seçilmesi halinde hızlı bir anlaşma önerirken bunun yerine cezalandırıcı tarifeleri tercih etmesi halinde misilleme yapmayı hedefliyor. Habere göre Avrupa Komisyonu Ticaret Departmanı, Amerika Birleşik Devletleri'ne %50 veya daha fazla vergi uygulanabilecek ithalat listeleri hazırlıyor. İngiltere'nin yeni hükümeti Türkiye ve diğer ortaklarıyla ticaret görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. İngiliz hükümeti Türkiye ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine sonbahar aylarında başlanacağını açıklarken Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ülkelerle görüşmelerde kaldığı yerden devam edecek. Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'da bugün bir miktar negatif ayrışma var. Avrupa borsaları Amerikan vadeleri artıda olmasına rağmen Borsa İstanbul'da %1'e yakın geri çekilmeyle seans devam ediyor. Endeks 11.000 puanın altında kalmayı sürdürüyor. An itibariyle 10.792 puan seviyesinden işlem geçtiğini görüyoruz. Satışların ağırlaştığı yer biraz daha sanayi endeks. Bankalar geçen hafta negatif ayrışmışlardı. Bugün bankalarda daha yatay bir seyir. Ancak sanayi endeks %1 civarında aşağıda seyrediyor diyebiliriz. Türk Hava Yolları endekste 12 puan kadar. Türksel yine 10 puan kadar. Aselsan 7,5 puan. Erdemir yaklaşık 6,5 puan kadar endeksi aşağı çekiyor. Dolayısıyla aslında genel olarak büyük hisse senetlerinde, BIST 30 hisse senetlerinde de biraz daha yaygınlaşmış bir satış baskısı görülüyor Borsa İstanbul'da. Dolar TL 33 lira 1 kuruş seviyesinde, Euro doların 1.0817'ye gelmesi bu tarafta etkili. Euro TL ise aşağı geliyor. 35.73.65 an itibariyle Euro TL tarafında gördüğümüz seviye. Türkiye'nin CDS'leri Cuma günkü kapanışın kabaca 3.5-4 bas puan kadar üzerinde. 263 bas puanlarda fiyatlama görmeye devam ediyoruz. Avrupa borsalarına baktığımızda ise özellikle bir yandan bilançolara bakılıyor. Bir diğer taraftan da Merkez Bankası haftasında genel olarak piyasanın nispeten biraz daha pozitif tarafta fiyatlama eğilimi var gibi de duruyor. Büyük teknoloji hisselerinden gelecek bilançolar da burada belirleyici olacak ama Stoxx 600 endeksi %0.5 kadar artıda. Londra'daki getiriler %1'e yaklaşmış durumda şu anda. Paris'te Kakaran endeksi haricinde diğer borsaları nispeten daha olumlu tarafta görmeye devam ediyoruz. Amerikan vadeleri için de aynı şey. Şu anda %0.3 civarında Dow Jones, 0.4'e yaklaşan oranda S&P 500, %0.6 civarındaysa Nasdaq vadelilerini yükselişte gözlemliyoruz.
Emtia piyasasındaysa petrol fiyatları sınırla aşağı kayıyor. 81 doların altına gelmiş bir Brent petrol, 77 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan bir Amerikan tipi ham petrol görüyoruz. Spot altının ons fiyatı cuma kapanışının 5,5 dolar kadar üstünde 2392 puan seviyesine kadar gelmiş durumdayız bu cephede de. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi bir miktar son dönemde gündemdeki önemli unsurlardan bir tanesi olan vergi yasası meclisten geçti. Dolayısıyla buradan sonra olabileceklerin üzerine ve geçen maddelerin üzerine biraz değerlendirme yapmaya çalışalım. Önemli unsurlardan bir tanesi gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnalarının kaldırılıp kaldırılmayacağı meselesiydi. Bir de özellikle GEO'ların temettü dağıtımı konusunda bir düzenleme tartışması vardı. Yasal düzenlemenin çıktısı özellikle %50'ler civarında bir kar dağıtımına odaklanmıştı. Bu şekilde çıktığını gözlemliyoruz. Bir %50'lik kar dağıtım yükümlülüğü var. Ancak diğer tarafıyla dönüp bakıldığında gelen %10'luk asgari kurumlar vergisi kısmı GEO'lar için bir miktar sorun yaratmış gibi görünüyor. Şimdi yeminli mali müşavir ve vergi danışmanı Ersun Bayraktaroğlu ile birlikte bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Ersun Bey, çıkan düzenleme sizin başından bu yana tartıştığınız, konuştuğunuz kısımların bir bölümünü kurtarır nitelikteydi. Ancak yerli kurumlara uygulanan asgari kurumlar vergisi hesabı bozdu gibi görünüyor, değil mi? Çok doğru Açıl Bey, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Yaklaşık 4-4,5 aydır kamuoyuyla paylaşılıyor biliyorsunuz bu taslak, vergi ile ilgili bu çalışma. O süreç içinde de her zaman olduğu gibi gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla fonlarının kazançlarının istisnasının kaldırılmasına yönelik, genel olarak istisnaların kaldırılmasına yönelik çalışmalar içinde sektörün de bu istisnasının kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını duyunca hem GÜYODER olarak hem de sektör olarak gerek bakanlıkla gerekse diğer mercilerle sektörün önceliklerini, taleplerini iletmeye çalıştık. Dünyadaki tüm örneklerinde GEO'larda bir kar dağıtım zorunluluğu var. Türkiye'deki GEO'ların 30 küsür yıllık hayatında dünyadan ayrıştığı tek nokta burasıydı. Bir kar dağıtım zorunluluğu yoktu. Biz bunu GÜYODER olarak daha önceki yıllarda da iletmiştik bakanlığa. Bu kez de ilettik. Bir kar dağıtımı zorunluluğu gelirse dünyadan bir farkımız kalmayacak. Kar dağıtılması yoluyla da zaten yatırımcı seviyesindeki vergileme gerçekleşecek. Kamunun da eline gerekli kaynak gidecek diye söylemiştik. Kar dağıtım oranı bizim düşündüğümüzün üstünde belirlendi. %50 olarak belirlendi. Taşınmaz kaynaklı kazançların %50'sinin kurumlar vergisi beyannamesi verildiği tarihi takip eden 2 ay içinde dağıtılması zorunluluğu olarak çıktı. 28'inde meclisten geçen ancak henüz yayınlanmamış olan yasada. Bu %50'yi yüksek bulduğumu söyleyebilirim. Gerekçesi de şu, 30 küsür yıldır sadece 36 tane GEO yapabilmişiz. Sektörün sadece 36 kurumunu bu alana yönlendirebilmişiz. Halbuki gayrimenkul sektörü ve inşaat sektörü çok büyük bir sektör. Ve aslında bu alana girmesi gereken çok daha şirket var. Bunları henüz bu tarafa çekememişiz. Bu 36 tane şirketin de yatırım da yapması lazım. %50 kar dağıtınca geri kalanınla yatırım yapmak çok kolay olmayacak derken sizin de söylediğiniz asgari kurumlar vergisi geldi gündeme. Bir de %10 vergi çıktı bunların üstüne. Dolayısıyla %50 kar dağıtacaklar, %10 da kurumlar vergisi ödeyecekler, asgari kurumlar vergisi. Kalanıyla da yatırım yapalım diyorlar. Bakalım bu çark nasıl dönecek göreceğiz. Peki mevcut GEO'ları nasıl ve ne şekilde etkilemesi beklenebilir? Yani yeninin girişine engel olduğunu anlıyorum söyleminizden ama var olanlar açısından nasıl bir tablo? Bir de şimdi kazançtan kastın ne olduğunu da biraz netleştirmek lazım. Çünkü hakikaten bir proje var, bu projenin satışından elde edilen bir gelir var ve daha sonrasında bunun kazanç olarak değerlendirilmesi ise bu anlaşılabilir ama bir yandan da tabii değerleme farklarından kaynaklanan bazı karlar vardı. Bunlar devre dışı bırakıldı diye anlıyorum, doğru mu?
Yok, bu tabii yani dağıtılacak kazanç ya da vergilendirilecek kazanç ve dağıtılacak kazanç taşınmaz kaynaklı kazançlar. Biz bir vergi yasasından bahsediyoruz. Bizim vergi sistemimizde sadece gayrimenkul yatırım ortaklıkları için değil, bütün şirketler için geçerli. Realize olmamış karlar, yani değerden henüz gerçekleşmemiş, satış olarak gerçekleşmemiş bir durumda oluşan değer artışları vergilenmez. Biz gayrimenkulleri alış maliyetiyle değerleriz vergisel anlamda. Dolayısıyla satışa konu olmadığı sürece değer artışları dağıtılacak karın hesabında ve asgari kurumlar vergisinin hesabında olmayacak. Dağıtılacak kar meselesi biraz ilginç bir mesele tabii ki. Bizim ülkemizde iki tane mali tablo var. Bir tanesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanan GYO'lar için konuşuyorum. Mali tablo uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmiş. Diğeri ise vergi üzerinden vergi hesaplanacak mali tablo. Düzenleme der ki, normal genel SPK düzenlemesi der ki, KGK da aynı şekilde söyler. Vergi usul kanunu karıyla diğer karı karşılaştırın. En düşüğü hangisi ise onu dağıtın der. Kural olarak VUK karının daha düşük bir kar olacağını varsayıyoruz. Çünkü değerleme farkları oraya girmiyor. Dolayısıyla da dağıtılması gereken kar bu. Kazanç olarak da taşınmaz kaynaklı kazançların dağıtılması isteniyor. Ve üstünden asgari kurumlar vergisi de taşınmaz kaynaklı kazançlardan. Nedir taşınmaz kaynaklı kazançlar? Taşınmazdan elde edilen kira gelirleri, alım satım gelirleri, projenin oluşturulması ve onun satışından elde edilen gelirler, taşınmazdan kaynaklı gelirler. Sadece bu gelirlerin %50'si dağıtılacak, karların, gelirlerin değil kazançların, karların ve sadece bu kazançlar üstünden %10 asgari kurumlar vergisi hesaplanacak. Peki Ersun Bey, önemli bir konu da elbette gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili tablo bundan sonra nasıl şekillenecek? Biraz bunun üzerine de belki konuşmakta fayda var. Çünkü hem şu an itibariyle çeşitli fonlar var işlem görmeye devam eden hem de bir de proje gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili bir düzenleme de geliyor. Dolayısıyla bu ikisine ilişkin yorumunuzla tamamlayalım. Dilerseniz GYO'larla ilgili bir şey daha söyleyeyim, öyle geçelim GYF'lere. Kar dağıtımının yatırımcılar açısından pozitif bir şey olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bizim GYO'larımız değerlerinin altında işlem görüyor. Aslında varlıkları değerlediğimizde çok yüksek değer çıkıyor ama borsadaki değerlerine baktığımızda çok iskonto var. Bu iskontonun sebeplerinden bir tanesi kar dağıtımı olmaması olarak gösterildi hep. Şimdi bir kar dağıtımı geliyor. Yatırımcılar açısından bunu pozitif gördüğümü söyleyeyim. Ama yeni yatırım alması açısından sıkıntıları az önce belirttim. GYF'lere gelince bunların ikisi hem GYO'lar hem GYF'ler kurumlar vergisi yasasındaki aynı maddenin aynı fıkrasının aynı bendinden istisnadan yararlanıyorlar. Ve bu iki enstrüman sanki birbiriyle aynı gibi değerlendiriliyor. Halbuki bu iki enstrüman birbirinden farklı. Bir tanesi bir anonim şirket. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yasal yedekler ayırıyor, hisseleri çıkarıyor, onlar gidiyor, borsada işlem görüyor, GYO olanı. Gayrimenkul yatırım fonu ise bir mal topluluğu, bir tüzel kişiliği yok. Sadece sınırlı alanlarda var. Bir hisse senedi vermiyor, katılma belgesi veriyor. Oraya yatırım yapacak olanlar nitelikli yatırımcılar. Küçük yatırımcılar orada oynayamıyor. Orada bir alsat işlemi yapamıyor. Dolayısıyla daha çerçevesi sınırlı çizilmiş ve fiyatı da aslında borsada işlem görmediği için ve fiyatının da tespiti sürekli olarak ilgili sabit kıymetin içindeki taşınmazların değerinden belirlendiği için piyasa değerlerine daha yakın değeri olan ama oradaki yatırımcıların belli bir süre kar payı almama, belli bir süre paralarını geri çekmeme gibi yükümlülükleri var. Oraya girerken öyle giriyor. Bütün dünyada böyle. Şimdi siz bunlara da aynı GYO'larda olduğu gibi yıllık karını dağıtma yükümlülüğü getirirseniz o sistemin işleyişinde bir sıkıntı yaratabilir. Proje GYF'ler yeni çıktı.
Ve bunun içine doğdular. Yani proje YYF'ler projeyi oluşturacak. %50'den fazlası konut olacak proje GYF. Bunun geliştirmesini de yapabilecek diğer GYF'lerden farklı olarak. Oluşan karının %50'sini dağıtacak. Üstünden %10 da asgari kurumlar vergisi ödeyecek. Umarım başarılı olur. Böyle başlıyor olması tabii ki mevcut olanlar açısından yaşanan sıkıntıyı bir nebze giderebilir. Buna bilerek girecek yatırımcılar. Ama mevcutlarda maalesef üzerinden sadece şu anda 7,5, normalde 10 olan bir stopaj oranıyla girmişti yatırımcılar. Şu andaki yük %10'dan %19'a çıkıyor. Çünkü karı üstünden bir %10'luk asgari kurumlar vergisi ödüyor. 90'ı dağıtıyor. 90'ın üstünden de %10 stopaj yapılıyor. Toplam %19'luk yük. Yani %90 bir vergi yükü artışı demek. Onlar için, yani devam edenler için bir sorun. Ama proje GYF'ler için bunu kabul edenler girecek. Bakalım göreceğiz nasıl yürüyeceğini sistemi. Ersun Bey, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız değerli görüşler için kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümde Londra'ya gideceğiz. Arkadaşımız Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun yaptığı bir mülakatı ekranlarınıza getireceğiz. Londra'da bugün itibariyle halka arzda değişen yeni kurallar devreye girdi. Ceren Dilekçi Köseoğlu yeni değişiklikleri Debbie Waugh and Plimpton ortağı Nicholas Pelicani ile birlikte değerlendirdi. Bu röportajı izliyoruz şimdi. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Londra borsasında yeni halka arz kuralları yürürlüğe girdi. Londra borsasını canlandırmak için devreye giren yeni kurallar şirketler için neler getirecek? Bu konuyu Debbie Waugh and Plimpton ortaklarından Nicholas Pelicani ile konuşacağız. Hi Nicholas. Merhabalar Nicholas, çok teşekkürler bugün bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. İngiltere'de listelenen yabancı şirketlerin sayısında son yıllarda bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda halka açılan pek çok şirkette birinci halka arz fiyatlamalarının altında fiyatlanıyor. Sermaye piyasalarındaki bu faaliyet azalmasını göz önünde bulundurarak Londra'yı bir finans merkezi olarak nasıl değerlendiriyorsun? Evet, haklısın. Yani burada Londra'daki piyasalar son 10 ila 15 yıl arasında biraz düşüşle karşılaştı. Ama bu aslında biraz hükümetin pozisyonuyla alakalı. Çünkü orada farklı bir şekilde yeni, hem yerel hem yabancı şirketler için yeni kurallar getirilmişti ve LSE'yi, London Stock Exchange'i biraz daha cazip hale getirebilmek için yapıldı ve son dönemde de atılan bazı haberler vardı, bir adımlar vardı ve bunlar birkaç yıldır üzerinde çalışılan durumlardı ve geçen cuma günü bazı teklifler de geldi. Aslında burada LSE'nin farklı bir yönde işlem görmesi için daha cazip olması hukuki açıdan bunlar önemliydi. Ve burada yapılması gereken şey şu aslında, yani piyasalarda yeteri kadar likidite var mı, değerini karşılıyor mu? Ve işte diğer piyasaların, özellikle ABD'nin sunduklarına sunabiliyor mu? Bunlar önemliydi. Yani burada biraz aslında hukuksal çerçeveden çıkıp daha farklı bir yere gidiyor gibi duruyor ve işte bu noktada işte en iyi değerlendirmeleri ve burada hissedarlarına en iyi değeri sağlayabilecek hale getirilmesi amaçlanıyor. Peki bu değişimler acaba şirketler için ne anlama geliyor? Evet, genel olarak tema buradaki listelenme sürecini ve birincil halka arzdan sonrasını daha kolay hale getirmek. Dolayısıyla burada manşet olarak en fazla değişenlerden bir tanesi LSE için, Londra borsası için tek listelenme kapasitesi olacak ve daha önceden bir özel ve standart olarak ikiye ayrılıyordu ama şu an itibariyle artık tek
üzerinden yapılacak şirketler için. Uluslararası şirketler ki burada Londra borsasını ikinci il piyasa olarak kullanmak isteyenler için de aynı durum gerçekleşecek. Yani tek piyasa altında işlem görecek. Yani bunların aslında pek çok faydası var yeni kuralların. Büyük özellikle hissedarlar için iyi olacak. Çünkü aslında bazı yapısal, örneğin işte ikili taşınma kurallarıyla alakalı ya da sonrasında kontrol eden hissedarların birbirlerine yapmış oldukları transferler konusunda kuralların hafifletildiğini gördük. Yani daha fazla yatırımcı dostu olacak. Ve tabii ki birincil halka arzlar tabii ki çok önemli bir alım-satım süreci günün sonunda. Ve bu bir şekilde pahalı bir süreç ve çok fazla işe ihtiyaç duyabiliyor. Bir yatırım ve önemli bir yapı taşı aslında bir şirket için baktığımız zaman. Ve dolayısıyla biraz daha kolay hale getirildi şirketlerin LSE'de halka arz açılmasına için. Peki sizce Londra'nın finans merkezi olarak ününü biraz daha düzeltecek mi bu süreç? Evet, bunu biraz bekleyip görmemiz gerekiyor. Çünkü son birkaç yıldır küresel sermaye piyasaları biraz dalgalı geçti. Ve burada 2024'teki, 2023'teki halka arzlar tarihsel ortalamaların altında kaldı ve biz şirketlerin finansal koşullardan dolayı, jeopolitik gelişmelerden dolayı ve tabii ki regülasyon değişikliklerinden dolayı biraz daha böyle bekle gör yaklaşımını, tutumunu sergilediğini görüyoruz. Bu bir noktada yeniden olacak mı? ABD, İngiltere tarafına yeniden girişler olacak mı? Bunu takip edeceğiz ama biraz daha yeni fırsatlar karşımıza çıkabilir. Başarı unsuru yükselebilir. Ama burada cevaplanmamış sorular da var. O da işte bu noktada bir örneğin önemli sorulardan bir tanesi şu. Yeni hükümet, İngiltere'deki yeni hükümet bu şekilde bir yerel şirketlerin örneğin işte teknolojiye yaptıkları girişimleri destekleyecek mi? Ve işte Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin siyasi başlıklar var. Yani çok farklı unsur var şu an itibariyle. Regülasyon tarafı da bunlardan önemli bir tanesi. Çünkü bazı yerlerde Londra'da listelenen şirketler için hala bir şekilde farklı yöntemler var ve orada yani yeni kurallarla beraber, bugün hayata geçen yeni kurallarla beraber sanıyorum ki yeni birinci halka arzları görmeye başlayacağız ve bunların nasıl olduğunu gözlemleyeceğiz. Peki Türkiye'de olan Türk şirketlerin LSE'ye, Londra borsasına olan ilgisini nasıl görüyorsun? Evet, pek çok piyasa gibi yani tarihsel olarak çok bu Londra borsasına bakmış olan, takip etmiş olan şirketler için yani uluslararası yatırımlar tarafında bu çok böyle şirket özelinde ve bir sektör özelinde gerçekleşen bir şey. Yani günün sonunda Londra ve diğer halka arz alanları bir şekilde yatırımcılara yeni fırsatlar sunabiliyor ama işte burada şirket temelleri en sonunda tabii ki önemli olabiliyor. Yani ve burada küresel olarak sermaye piyasalarında son 18 aydır gördüğümüz şey de şuydu. Yatırımcılar biraz daha riskten kaçış modunda oldular. Yani biraz daha bilanço tarafında, nakit akışlarında daha iyi bir tabloyla karşılaşmak istediler ve son birkaç yıla baktığımız zaman da bazı halka açılmadan önce daha başarılı olmuş şirketler de var. Yani 10 yıl önce belki daha spekülatif olan şirketler burada halka arz olup daha farklı bir şekilde karşılaşmış olabilir. Yani ben yine Türk şirketlere dönersem hala tabii ki iyi fırsatlar olduğunu düşünüyorum Londra'da halka arz için. Ama yine de burada biraz daha yani hem hissedarların desteğine hem de çok iyi bir bilançoya ve nakit akışına sahip olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani uzun vadeli olarak bu koşullara bakınca biraz daha uzun vadeli yatırımlar daha avantajlı olabilir kısa vadeli yatırımlara kıyasla. Çok teşekkürler Nicolas. Bugün bize katıldığın için ben teşekkür ederim. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Sayın Ayşe Nesen bizlerle birlikte, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi altın tabii Türkiye'de geleneksel yatırım aracı. Biz yıllardır yastık altındaki altını konuşuyoruz. Ondan sonra bunu ekonomiye nasıl kazandırırız diye bakıyoruz. Evet. Sizler tabii rafineri olarak bir altının ticaretini iki belli bir noktadan sonra üretiminde de katkıyı çok ön plana çıkarttığınız için başka bir yere geldi şirketiniz. Bir İstanbul Altın Rafinerisi geçen sene de İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük listesinde 4. sıradaydı. Evet. Bu sene de 4. sırada. Diğer taraftan yine sizin daha önce özellikle küçük altının ticarileşebilmesi maksadıyla başladığınız Gram Altın. Evet. Yine benzer şekilde Gram Altın Rafineri AŞ değil mi şirketin tam adı? Gram Altın Rafineri AŞ. Evet. O da mesela 9. sıraya geldi. Hı-hı. Çok ciddi bir sıçramayla birlikte. Önce kendi işinizle bir başlayayım. Evet. Özellikle bu ciddi sıçramayı ve oralarda kalmayı neye borçlu İstanbul Altın Rafinerisi ve Gram Altın? Evet, o zaman hani kaldığı yerden gireceksek İstanbul Altın Rafinerisi'nden girelim. İstanbul Altın Rafinerisi tabii Türkiye'nin ilk kurulan resmi altın rafinerisi ve bu işi çok kurumsal boyutta yapıyor ve dünya standartlarında yapıyor. Özellikle LBMA akreditasyonundan dolayı dünyada kabul gören tek Türk altını şu anda. Dolayısıyla İstanbul Altın Rafinerisi artık dünyadaki reputasyonuyla, ihracatıyla, işte tüm bu yapının içinde güven, sağladığı güven faktörüyle bir yere geldi ve o yerini korumaya devam ediyor. Ve bundan sonra da hep o yeri korumaya devam edecek. Çünkü en büyük mottomuz bu. Yani asla o güven şeyinden geri düşmemek. Bu çok çok önemli. O yüzden de son birkaç yıldır zaten İstanbul Altın Rafinerisi ISO listesinde hep aynı yerlerde yer alıyor. Bu tabii birinciliğe ulaşmak tabii Tüpraşlar falan olduğu için, Star Rafineri, Tüpraş gibi rafinerilerin arkasından biz de bir rafineriyiz. Dördüncü sırada yer alıyoruz. O yüzden İstanbul Altın Rafinerisi olarak kaliteden ödün vermeden, bir dünya firması olmaktan ödün vermeden, ürünlerimizin kalitesiyle, hizmetimizin kalitesiyle ve dünyadaki özellikle uyum konusundaki standartları devam ettirerek olduğumuz yeri korumaya devam ediyoruz. Gram altın ise aslında sen sohbetlerimizden iyi bilirsin. Gram altın biraz bilinçli olarak bu noktaya taşındı. Gram altın Türkiye'de ilk defa gram altın dediğimiz küçük altınları üreten ve ortaya çıkaran firma. Bir nevi mucidiyiz diyebilirim. Çünkü özellikle biz bullion dediğimiz 1 kiloluk barları yaptığımız sırada yatırım altını olarak piyasadaki altınlar bildiğin gibi darphanenin ürettiği işte çeyrekler, yarımlar, takı serisi altınlardır. Bunlar da 22 ayardır. Standart değildir. 22 ayar olduğu için normalde bir bankacılık sistemi ürünü değildir. Ve yastık altına gider doğal olarak. Çünkü sistemin içinde aktif olarak rol alamayınca ister istemez yastık altına gider. Bunların hepsini bir sisteme sokabilmek, bir standarda oturtabilmek için bizim düşüncemiz şu oldu. 1 kiloluk barların küçüklerini üretelim. Bunları 1 gram, 2,5 gram, 5 gram, 10 gram gibi halkın isteyebileceği formata getirelim ama güvenilir altın olarak, standardı olan altın olarak ve bankacılık sisteminde tanımlayabileceğimiz bir altın olarak ortaya çıkaralım diye gram altın çıktı. Ve gram altın firması da ismini zaten bu şekilde firma üründen, ürün firmadan aldı diyelim. Dolayısıyla başta bu bir tüketim aracı olan halka yönelik bir ürün olarak başlamışken daha sonraki yıllarda hedefimiz zaten gram altın firmasını aynı zamanda bir rafineri olmaya çevirmekti. Geçtiğimiz birkaç yılın içinde biz buna konsantre olduk. Gram altın firması da borsa rafinerileri arasına girdi. Borsa rafinerisi olabilmek için sadece teknik özelliklerinizin olması yetmez. 3 yıl boyunca bu standartlarda ürün üretmiş, bunu satmış olmak gerekir. Belirli bir standardı, belirli bir kaliteyi tutturmak gerekir. Dolayısıyla gram altın da önce borsa rafineri arasına girdi. Daha sonra ihracata başladı. Dolayısıyla bu sene sadece ISO listelerinde değil, TİM'in ihracat ödüllerinde de sektör anlamında İstanbul Altın Rafinerisi hep birincidir. Gene bu sene birinciliğimizi aldık. Fakat gram altın üçüncü olarak ihracat sıralamasına da girdi. Dolayısıyla sektörde artık ihracatta üçüncü olarak da yerini aldı. Şöyle söyleyeyim, çok kaba rakamlarla iki şirketin toplamında 2,5 milyar dolara yakın bir ihracatımız vardı bu sene. Bu anlamda hakikaten yani hedeflere doğru şekilde ilerleyen ve istenen sonuçları doğru zamanda alan bir yapıyla devam ettik. Gram altında bugün
ürünlerinin geldiği yerde yine uluslararası pazarda yer alan, aynı zamanda yatırım ürünlerine devam eden ama rafineri olarak da hizmet vermeye devam eden bir yapıda. Şimdi kabaca 90 milyar TL civarında bir üretimden satışı var Gram Altın Rafineri AŞ'nin. Dolayısıyla orta uzun vadeye baktığımızda bu şirketi halka açık bir şirkete dönüştürme planlamanız var mı? Aslında biliyorsun vardı, sohbetlerimiz arasında da hep konuşuruz. Fakat bu bir, tabii biraz şey, dengeler ve zamanlama işi. Halka açılmanın doğru zamanı söz konusu. Dolayısıyla şu anda değil aslında. Ama hedeflerimizde, kafamızda böyle bir fikir neden olmasın her zaman için var. Çünkü halka açık firmaların özellikle işte SPK mevzuatları şeyleri gereği çok şeffaf, çok kurumsal, çok her türlü uyum kuralından geçmiş firmalar olması gerekir. Bizim firmalarımız zaten böyle firmalar. Dolayısıyla yapı buna müsait ama zamanlama ve hedefler bazında ve tabii biraz da konjektür bazında iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Peki şimdi ama İstanbul Altın Rafinerisi için? İstanbul Altın Rafinerisi için hayır yok. Çünkü İstanbul Altın Rafinerisi biraz daha bir LBMA rafinerisi olarak farklı yapılara, farklı kurallara tabi. O yüzden İstanbul Altın Rafinerisi'nin şeyinden şu anda memnunuz. Aha ileride ama ne olur? Bunların hepsi biraz evvel dediğim kavramın içinde. Her iki şirketimiz de bu yapıya çok müsait şirketler. Ama bugün için gündemde değil. Peki buradan sonraki aşamaları değerlendirirken işin içerisine elbette işin akışını belirleyen bazı faktörler, bazı düzenlemeler var. Biraz bunlarla devam ederek yürüyelim isterseniz. Çünkü tabii altına özellikle son dönemde, son 3 sene içerisinde uygulanan para politikası nedeniyle Haziran ayına kadar çok yoğun bir ilgi oldu vatandaşlardan ve altın ithalatı Türkiye'de rekora gitti. Doğru. Dolayısıyla o noktada da bazı önlemlerle karşılaşıldı. Bir, altın ithalatına getirilen kota, daha sonra bunun kısmi olarak gevşetilmesi, altın yatırımlarının bir kısmının bundan azat edilmesi ama sonuçta kontrollü bir yapıyla yola devam ediliyor. Evet. Nasıl görüyorsunuz bu tarafı işin? Şöyle söyleyeyim, şimdi aslında hani bir yandan Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdiğimizde hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız, bu ülkenin faydasını istiyoruz. O yüzden cari açıktaki bu kadar büyük bir fark elbette hepimiz için endişe verici bir görüntüydü ama bu aslında kontrol edilemez ve sürekliliği olacak bir şey diye bakmamak lazım. Bu biraz konjektürün getirdiği bir şeydi diye düşünüyorum ben. Çünkü ben biraz mühendis kökenli olduğum için analitik bakmaya severim şeylere, rakamlara. Geçtiğimiz 20 yılı incelediğimizde son 5 yıl hariç geri kalan 20 yıla baktığımızda aslında altın Türkiye'de her zaman ithalatın ön planında olduğu bir yapı. Ama bir standardı var. Yani Türkiye her daim yaklaşık bir 200 ton mertebesinde altını ithal eder konumda. Bu da çok normal. Çünkü Türkiye bir altın ülkesi. Altın ve değerli metal anlamında baktığımızda Türkiye dünyada ilk üçte. Yani kuyum sektöründe ilk üçte, hatta ikinci bile diyebiliriz bazı dönemlerde. Rafinasyonda ilk üçte. İstanbul Altın Rafinerisi bugün sahip olduğu kapasiteyle dünyanın en büyük ikinci rafinerisi. Dolayısıyla bu tip ön planda olan unsurları üst üste koyduğumuzda Türkiye'nin İhracat yapmak için, katma değer yaratmak için, sanayide gelişmek için, üretimde büyümek için zaten ham madde olarak kullanılacak altına ihtiyacı var. Altın nereden gelir? Madenden gelir, hurdadan gelir. Ana çıkış noktaları bunlardır. Madenden Türkiye'de 40 ton altın çıkıyor. Geçtiğimiz sene yaşanan sıkıntılardan dolayı bu rakam 30 tona düştü. Şimdi 30 ton altının geldiği bir yerde ben sana fikir olması açısından İstanbul Altın Rafinerisi'nin tek şeyde vardiyadaki kapasitesi 1380 ton. 30 ton altın madenden çıkıyor. Yani tamamını kullansak ham maddeyi ne yapacaksın? Sonuçta iç piyasadan toplayabileceğin hurda miktarı da işte 250-300 tondur. Sonuçta tüm sektörü bir araya koyduğunda ham madde yetersizliği var. O yüzden birçok diğer sektörde olduğu gibi bu sektörde ithalata bağlı bir sektör. Ama 200 ton mertebelerindeki bir ithalatı ben her zaman onun adını kendimce şey koydum, faydalı ithalat dedim. Faydalı ithalat olarak tanımladım. Yani üretime giren, katma değer yaratan, Türkiye'ye birçok faydalı sonuçlar doğuran bir ithalattı. Fakat aradaki bu 5 yıllık dönemde pandemiyle başladı, üstüne krizler geldi, üstüne savaşlar geldi, ekonomik ve jeopolitik krizler geldi. Bunları üst üste koyduğumuz zaman senin de dediğin gibi altına talep arttı.
altına talebin artmasıyla birlikte ister istemez bu dengeler 200 tondan 500 tonlara kadar çıktığı günler oldu. Bu da tabii ki doğal olarak yönetimimizi ürküttü. Çünkü cari açıkta ciddi bir farklılık doğdu. Maalesef bu tip olaylar eskiden bir yılda ekonomik bir dengesizlik olurdu. Ertesi yıl sakinlerdi ortam. Bir yıl bir savaş çıkardı, ertesi yıl sakinlerdi. Dolayısıyla altın işi bir cycle işidir. Bu cycle devam ettiği, döngü devam ettiği müddetçe de bir sene çok yüksek bir ithalat olduysa ertesi sene düşerdi. Fakat bu 5 yıl boyunca işte Rusya Ukrayna savaşları, en son yaşanan işte Gazze meseleleri, ondan evvel yine komşu ülkelerimizde yaşanan diğer olaylar, işte göçler, bunların getirdiği şeyler. Çünkü göçlerin de altına ve bizim özellikle jeopolitik yapımıza çok etkisi var. Bütün bunlar, ekonomik krizler, enflasyon. Yani bırak Türkiye'yi, Türkiye çok uzun yıllar tek haneyle alışmışken biz çift hanelere neredeyse üç haneye doğru gitmek üzereydik. Bir yandan Amerika hayatında iki hane görmemişken ikiye doğru gitti. Dolayısıyla sadece Türkiye değil, talep sadece Türkiye'de artmadı, dünyada arttı. Bu ekonomik krizlerin yarattığı ortam ister istemez güvenli liman dediğimiz altına talebi arttırıyor. Bizim sektörümüzde maalesef, maalesef derken bu bir hayatın gerçeği aslında, kötü bir şey değil doğru yönettiğimiz zaman. Arz oryante bir market değil, talep oryante bir pazardır. Sonuçta talep belirler pazarı. Yani talep arzı varsa, çok ekstra artıramayacağınız evet. için yani sonuçta dünyadaki maden sayısı belli. O madenlerden aynen. çıkabilecek olan toplam bir de altın üretip bir kenara belli. Koyayım da ay bu ne kadar güzel satayım diyeceğim bir ürün değildir. Talep gelir, talebe cevap verirsin. Dolayısıyla da bu bazla baktığımız zaman talebi kısamazsak eğer, istediğimiz kadar kotalar koyalım, istediğimiz kadar özel kurallar getirelim, yasaklar koyalım, istemediğimiz halde bazı sonuçlara sebebiyet veririz. Nedir bunlar? İşte piyasada hala talep varsa ve arz buna yetmiyorsa fiyat farkları başlar. Bu sefer Türkiye altının pahalı olduğu bir ülke haline gelmeye başlar. Başka başka sıkıntılar, kaçaklar başlar, kayıt dışı başlar. Maalesef bunları da yaşıyoruz. O yüzden hani demin sorduğun soruya genel anlamda bakacak olursak, evet ülkenin bir takım düzenlemelere ihtiyacı var. Ama bu hani bir hastalık var diye ormanı kesmek değil, ormanı tedavi etmek olabilir. Hasta ağacı kesmek olabilir. Ama zaman içinde sektörü öldürmeden, sanayiye zarar vermeden, ihracata zarar vermeden yeniden bu sektörü, dünyada üçüncü sırada olan bu sektörü olduğu yeri korumasını sağlamak lazım. Çünkü kaybedilen pazarlar maalesef kolay kazanılmıyor. Buradan şuraya da geçeyim. Şimdi mesela bir dönem gördük. Biz özellikle tabii orası kurda da işte bankalar arası piyasayla spot piyasa arasında inanılmaz marjların olduğu bir dönemdi. Altında da mesela işte altın sertifikasıyla fiziki altın arasındaki makasın falan çok açıldığı dönemler gördük. Darphane'nin kendi üretiminin yetmediği, altının fiziki bulunurluğunun ciddi problemli olduğu dönemler gördük. Şu anda nasıl sizce üretim tüketim dengesi? Şöyle söyleyeyim, yine talebe karşı üretim yeterli değil. Arz talep dengesi olarak baktığımızda talep ön planda. Fakat tabii şu var, özellikle yavaş yavaş bir takım şeylerin biraz daha yerine oturması veya bazı beklentilerinde dur bekleyelimin devam etmesi sonucu talep eskisi kadar yüksek değil. Hala talep önde ama eskisi kadar yüksek değil. Talebin özellikle konjektür gereği çok yükseldiği dönemlerde fiyat farkları Türkiye'de çok açıldı. Yani geçen sene özellikle çok bariz yaşadık. Bu senenin başlarında da vardı. Şu anda bu daha sakin bir ortamda. Hala Türkiye'de altın dış piyasalara göre daha pahalı. Ama marj olarak baktığımızda bu rakam 1000 dolarlara, 2000 dolarlara çıkmışken şu anda daha farklı bir konumda. İşte biraz evvel onun için dedim. Bundan sonraki adımlarda da sektöre fazla zarar vermeden özellikle kalıcı, hani sürdürülebilir kelimesi her zaman söyleriz ya, sürdürülebilirliği sağlayacak yapıyı devam ettirecek şekilde biraz daha düzenleyici olmak gerektiğini düşünüyorum. Hani engellemekten çok düzenlemek diye tanımlamak istiyorum. Tabii Türkiye bir altın ülkesi. Yani sadece hane halkının tasarruf tabii. amacıyla ya da ziynet amacıyla aldığı altından ziyade Merkez Bankası'na mesela büyük tabii. bir altın alıcısı. Dolayısıyla kabaca 700 ton civarında evet. bir altın rezervi var Merkez Bankası'nın. Burası denge açısından ne ifade ediyor? Hem dünyadaki arz talep dengesi hı-hı. adına hem de Türkiye'deki altın piyasası
açısından ne getiriyor Merkez Bankası'nın buradaki rezervi? Şimdi tabii Türkiye'deki cari açığa baktığımızda ve ithalat ihracat verilerine baktığımızda geçtiğimiz yıllarda aslında Merkez Bankası'nın da bunun içinde önemli bir rolü vardı. Yani tek başına sektör sebebiyet vermedi buna. Konjektürün getirdiği şeyler sonucu Merkez Bankası'nın alımları da sonucu etkiledi. Ama Merkez Bankası'nın altın alımını ben Türkiye çok fazla alıyor, doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor diye değerlendirmek istemiyorum çok. Çünkü merkez bankalarının rezervlerine baktığımızda güçlü ülkelerin çoğunda bu rezervlerin 1000 tonun üzerinde olduğunu görüyoruz zaten. Yani dünyada Amerika 8000 tonlarla başlıyor ama İtalya gibi bir ülke bile 3000 tona yakın Merkez Bankası'nın rezervi var. Dolayısıyla Türkiye'nin 700 ton mertebesinde bir rezervinin olması çok dramatik bir rakam değil bence. Yani rezervlerin yüksek olması ülkelerin gücünü, esnekliğini, bir sıkıntı olduğunda hızlı müdahale kabiliyetini getirir yanında. O yüzden hani prensip olarak Merkez Bankası'nın neden altın alıyor, almasın veya işte gibi şeyleri söylemekten yana söylemek istediğim şey şu. Verileri değerlendirirken bunun içinde Merkez Bankası'nın etkisinin de olduğunu bakmak lazım. Yani tek şey nihai tüketiciden ve talepten kaynaklanıyor değil, genel konjektürden de kaynaklanıyor. Bu konjektür düzeldiği zaman, enflasyonist ortam sakinlediği zaman, savaşlar azaldığı zaman, dünyadaki korkular, riskler azaldığı zaman zaten bu talep de daha sakin bir yere gelecek. Dolayısıyla aslında tabii merkez bankalarının burada aldığı pozisyonun önemi büyük. Rusya ve Türkiye merkez bankaları son 7-8 sene içerisinde en fazla altın biriktiren merkez bankaları. Kazakistan daha sonra gelmeye başladı. Fakat şunu da çok net olarak gördük. Yani özellikle Rusya'nın yurt dışında tuttuğu altınların akıbetini Rusya zor durumda kaldığında ya da işte yaptırıma konu olduğunda erişimi olamadı. Tabii. Dolayısıyla hani Merkez Bankası'nın yurt dışındaki altının Türkiye'ye transferi bu anlamda olumlu değerlendirilebilir, doğru bir karar denilebilir herhalde. Aynı fikirdeyim ben de. Yani biraz evvel dediğim gibi ülkenin gücünü etkileyen bir faktör bu ve hızlı hareket etme kabiliyetini dedim. Hızlı hareket etme kabiliyeti ulaşabilirlikle zaten doğru orantılı. O yüzden tabii ki daha ulaşılabilir konumda olması önemli. Ama belki tabii zaman içinde özellikle altın İngiltere'de voltlar bazında yönetiliyor ve altının voltlarının olduğu bankalar çok altın bankacılığı üzerine uzmanlaşmış bankalar. Böyle olduğu için swap piyasaları, uluslararası bir takım hareketlerin piyasaları İngiltere'den yönlendiriliyor. Biraz da bu sebeple tabii ki birçok ülke, sadece Türkiye için söylemiyorum, bu İngiltere'deki voltları tercih ediyordu. Ama artık Türkiye'de gerek bankacılık gerek altın bankacılığı konusunda gitgide daha ileriye taşınıyor. O yüzden artık biz kendimiz de bunları yapabiliyoruz. Türkiye'de de artık swap yapıları çalışmaya başladı. Türkiye'de de artık altınla ilgili birçok yapı yavaş yavaş çalışmaya başladı. Aslında şu konjektürün getirdiği sıkıntılardan arınıp yeniden özümüze dönüp tekrar eskisi gibi yastık altınla ilgilenmek, Merkez Bankası'nın altını bir munzam karşılığı olarak kullanmasıyla ilgilenmek, altını tekrar sistemin içinde bir kredi unsuru olarak kullanmak, halka dönük bir takım teminatlarda altını kullanmak gibi şeylere geri dönebilsek aslında ülke için çok daha faydalı enstrümanlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Peki şimdi süre sonuna geldik. 2-3 dakikamız kaldı. Hı hı. Çok hızlıca şunu da sorayım. Bu yastık altı meselesinde böyle biraz mehter takımı gibi gidiyoruz. Aynen yani öyle. Bir adım ileri atıyoruz. İşte piyasadan bir miktar altın topluyoruz. Hı hı. Yılda ne kadar? 5-6 ton mu toplayabiliyoruz? Yok, 10-15 ton. Çıktı mı 10-15 Çıkıyor. Ton? Çıkıyor. Peki ama her sene ne kadar yastık altına gidiyor altın? Yani sadece darphanenin ürettiği altın 90 ton. Yani dolayısıyla ciddi 100 tona yakın bir altın gidiyordur yani. O zaman da işte ne kadarını çıkartırsanız çıkartın tabii orada ciddi birikmeye devam ediyor. Evet, ekonomi dışı kaynak birikmeye devam ediyor. Ne yapacağız bunu engellemek için? Şimdi aslında aklın yolu bir şunu da söyleyeyim. Darphane altınının ayarını yükselterek onu ticarileştirme imkanı yok mu? Şimdi neden olmasın, tabii ki olur da bu sadece ayar meselesi de değil. Yani halkın bir takım geleneksel alışkanlıkları var. Bunları değiştirmek gerekiyor zaman içinde. Artı şimdi mesela yeni darphane ve hazine birlikte bir takım çalışmalar yürütüyor. KMTS denen bir sistem geliyor. Bu özellikle kıymetli maden üzerinde bir standart oluşturma sistemi demek. Standarda dönüştürme. Şimdi mesela gram altını İstanbul Altın Rafinerisi ürettiği zaman bir LBMA altını olduğu için sıfır toleranslı üretiyor. Dolayısıyla standart bir ürün. Ama bir diğeri tolerans kullanarak ürettiği zaman aslında standart olmuyor bu. Ve standart olmadığı zaman bankacılık sistemi
sisteminde kullanamazsın. Çünkü yani 1 gram yerine 998 milyon gelen bir ürünü nasıl bankacılık sisteminde tanımlayabilirsin? Paranın 100 liranın 9 şeyi olmaz. 98 lirası olmaz. 100 lira 100 liradır. Dolayısıyla bu standartların gelmesi de burada bir takım yollar açacak. Biraz evvel söylediğin mehter takımı gibi dediğini ben de çok kullanırım bu tanımı. Maalesef böyleyiz ama tabii yaşadığımız şartlar bize biraz önceliklerimizi değiştirdi. Yani son bir yılda, bir yıl öncesine kadar Merkez Bankası, Hazine yastık altına çok büyük önem verirken, destekleyici adımlar atmak için bir takım çalışmalar yaparken şu anda hedef kaydı biraz. Enflasyonu düşürmek, işte faizle ilgili çalışmaları yapmak, ekonominin farklı yerlerine el atmak. Dolayısıyla bunları bir toparladıktan sonra umuyorum yeniden buraya geri dönmemiz lazım. Biz çünkü yılda 10 tonlardan yılda 30 tona kadar çıktık bir dönemde. Kısa bir sürede olsa çıktık. Dolayısıyla doğru adımların neler olduğunu biliyoruz. Bu doğru adımları birlikte el ele atmaya devam ettiğimiz zaman, çünkü 100 ton yastık altına gidiyor ama hiç çıkarmazsanız 100 ton orada kalacak. Siz 30 tonunu çıkartırsanız, 30 ton dediğin bugün sonuçta çok ciddi bir katma değer. Yani 2.1 milyar dolar civarındaki bir değer ekonominin içine giriyor ve sıcak para olarak giriyor. Hani para basarak yapmıyorsun bunu, enflasyon yaratmadan yapıyorsun. Dolayısıyla yastık altı altın sürdürülebilir bir konudur. Hiçbir zaman ihmal edilmeden, vazgeçmeden, pes etmeden üstünde sürekli çalışmaya devam etmek gerekir. Ayşen Hanım çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz, sorularımızı yanıtladığınız için. Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.